Sevgili izleyenler, bugün bildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin töreni var. Bu konuyla ilgili arkadaşımız Ahmet Doğan şu an meclis bahçesinde ve bir konuğu var. MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz konuğu. Şimdi sözü Ahmet Doğan'a bırakıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin töreni şu dakikalarda devam ediyor. Saatler hızla ilerliyor. Şu dakikalarda milletvekilleri hala kürsüdeler ve isimleri okundukça yemin etmeye devam ediyorlar. Tabii ki yaklaşık 4 saat geçti ama yarısına kadar belki de gelinmiş değil. Gece yarısına kadar, hatta sahura kadar bu yoğun mesai Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda devam edecek. Biz de partilerden konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bu seferki konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Adana Milletvekili Sayın Seyfettin Yılmaz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok yoruldunuz. Adana'nın sıcağında zor bir seçim çalışmasını atlattınız ve sonunda tekrar meclise geldiniz. Tekrardan hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İsterseniz sondan başlayalım. Koalisyon tartışmaları biliyorsunuz yoğun bir şekilde devam ediyor. En son CHP ile aranızda bir sürtüşme mi diyelim, karşılıklı atışma mı diyelim, özellikle başbakanlık koltuğu üzerinden bir polemik yaşandı. Siz rencide edici mi buldunuz koltuk önerisini, yoksa yakışıksız mı buldunuz efendim? Yani şimdi Sayın Genel Başkanımız seçim akşamı, seçim gecesi bir açıklama yaptı. O açıklama ilkeler ortaya koyuyor. Yani burada neyin olup neyin olmayacağını net bir şekilde ortaya koydu. Milliyetçi Hareket Partisi hepimiz biliyoruz ki yaklaşık 47 yıllık kuruluşu itibariyle öyle kısa vadeli hesaplar yapan veya bir takım koltuk, kırmızı plaka merakında olan bir parti değil, bir inanç ve dava partisidir. Baktığımız zaman 47 yıllık tarihine de hep ilkelerinin üzerinden hareket etmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi de bugün gelinen nokta itibariyle seçimde milletimiz iradesini ortaya koymuştur. Milletin iradesini her zaman için saygı göstermek lazım. Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği net bir şey var. Türkiye'de biliyorsunuz yaklaşık 7 yıldır bir çözüm süreci diye Türkiye'nin birinci gündem maddesi olan bir süreç yaşandı. Evet. Bu sürecin bir tarafında Adalet ve Kalkınma Partisi var, bir tarafında HDP ve PKK var. Dolayısıyla bizim açımızdan baktığınız 35 bin kişinin katlinden sorumlu Abdullah Öcalan var. Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi de bu çözüm sürecin denilen süreçte bu iki partiye yakın bir duruş sergiledi. Bugün bütün televizyonlara baktığınızda, kendini aydın addeden bir takım insanlara baktığınızda işte Türkiye'nin en öndeki problemin çözüm süreci olduğunu ve bunun mutlaka devam etmesi gerektiği noktasında bir kamuoyu algısı oluşturuluyor. Ama çözüm süreci nedir? Bunu anlamak da zor. Bugün çözüm süreci denilen bir süreç ortalıkta yok. Yani eğer çözüm sürecinden kastı ülkenin belli bir bölümünü PKK terör örgütüne teslim etmekse zaten bu seçimlerde bunun tescili noktasına geldi. Bizim ifade ettiğimiz bu. Eğer böyleyse evet, siz evet. Zaten 7 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi, PKK ve HDP beraber yol arkadaşlığı yapıyorsunuz bu süreçte. Bunu deneyebilirsiniz. Yani buna yetecek şeyiniz var. Yeterli çoğunluğunuz var. Cumhuriyet Halk Partisi de bu noktadaki duruş itibariyle buna taraf gözüküyor. O da katkı koyabilir ama Milliyetçi Hareket Partisi varoluş gayesi bu vatanın birliği, bölünmez bütünlüğü noktasında bizim varoluş gayemizdir bu. Evet. Bizim için önce parti değil, önce vatan ve milletimiz, sonra parti ve ben diyen bir ilkeye sahibiz. Şimdi bu ilkelerimizi bugün söylemiyoruz. 47 yıllık geleneğimizde bunun olduğu süre içerisinde Genel Başkanımız net bir şekilde bunu ifade etti. Ve burada bir şeyin de altını çizerek söyledi. HDP bizim açımızdan bakıldığında, Türkiye gerçekleri açısından bakıldığında PKK'nın bir siyasi uzantısı şeklinde hareket ediyor. 35 bin kişinin katlinden sorumlu ve bunun hesabını vermeyen Abdullah Öcalan'ın talimatlarıyla ve İmralı'nın talimatlarıyla hareket eden HDP ile bizim siyaseten hiçbir şekilde beraber olmayacağımızı biz bunu seçimden önce de ifade ettik. Seçimden sonra da ifade ediyoruz. Hatta Genel Başkanımız seçimden önce özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi milletin nezdinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne itibar kaybı oluşturmak için işte HDP ile bizim işbirliği yapacağımızı söyleyecek kadar ileriye giden bir noktaya geldi. Hepimiz biliyoruz. Evet. O zaman da Sayın Genel Başkanımız iki dünya bir araya gelse, yer yarılsa, gök çatlasa HDP ile bizim hiçbir şekilde bir araya gelmeyeceğimizi ifade etti. Şimdi bunu ifade eden Sayın Genel Başkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin HDP'li
ister içeriden ister dışarıdan olsun bir yapıda olmayacağını seçim akşamı dahil olmak üzere net bir şekilde ifade etti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi burada sanki mesele bir başbakanlıkmış gibi veya bir kırmızı plakaymış gibi, bir koltukmuş gibi iki de bir bu türlü alternatiflerle geliyor. Yani bizim buradaki görüşümüz net ortada. Yani bunun olduğu bir yerde bunları artık dile getirmenin bir mantığı yok. Biz bu sözümüzün arkasındayız. Yani bu ülkenin birliğinden yana olmayan, bölünmesi için gayret gösteren ve 35 bin insanımızın katlinden sorumlu terör örgütüyle adı geçen, anılan bir siyasi oluşumla içeriden ve dışarıdan bizim olmamız mümkün değildir. Sayın Genel Başkanımız bunu seçim akşamı da söyledi. Bugün de söylüyor, seçimden önce de söylüyor. Yani 47 yıllık siyasi tarihimize de baktığınızda bizim duruşumuz nettir. Yani biz güncel konjüktüre göre hareket eden bir siyasi parti değiliz. Bu şekilde siyasi partiler var, kaybolup gitmişlerdir. Ama Milliyetçi Hareket Partisi bir inanç partisidir, bir dava partisidir. Bu milletin özüdür. Biz bu milletin özünden çıkan bir parti olarak ilkelerimiz ve inançlarımız doğrultusunda siyaset yapıyoruz. Ve söylediğimiz her sözünde arkasındayız. Bu konudaki görüşümüz Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi net. Bunu tartışmaya açmanın, başka yere çekmenin bir mantığı da yok. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bunu söylediğimiz, hani siz söylüyorsunuz, biz de soruyoruz onlara aynı şekilde oturdukları zaman buraya. Biz diyorlar bu millet için, yani bu ülke, bir genel kurula gidelim, bir 30 saniye ondan sonra geri döneceğiz, genel kuruldayız. Siz şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Merve Kavakçı'nın kardeşi Ravza Kavakçı, AKP milletvekili, yemin etti. Hep beraber izledik. Sohbetimize devam ediyoruz. Efendim, tekrar edeyim sorumu isterseniz. Sizin bu söylediğiniz eleştirileri biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine de soruyoruz. Onlar da şöyle diyorlar. Biz bu millet için, hükümetin kurulması için, kaos çıkmaması için başbakanlık koltuğundan bile vazgeçiyoruz diyorlar. Buna ne dersiniz efendim? Yani o Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerini topladığınızda hükümet kurmaya yetmiyor. Yetmiyor, evet. Yani bunun net olduğu bir yerde hala bunu zorlamanın bir mantığı yok. Mutlaka bu meclisten bir hükümet çıkacaktır. Burada doğru olanı şudur. Bakın, Sayın Genel Başkanımız ilkesel olarak bunu ifade etti. Diyor ki, siz çözüm süreci adı altında bu ülkeyi çözerken yıllarca beraber hareket ettiniz. Aynı söylemlerde bulundunuz. Buyurun, HDP ile AKP'nin meclisteki sandalye sayısı hükümet kurmaya ve güven ayırmaya yetiyor. Şimdi baktığınızda geçen dönem HDP'den aday olanlar bu dönem AKP'den adaylar. Geçen dönem AKP'den aday olanlar bu dönem HDP'den adaylar. Yani birbirine girmiş bir siyasi yapı var. AKP, HDP, PKK bu noktada örtüşen politikalara sahipler. Şimdi doğru olanı nedir? Birbiriyle örtüşen politikası olanların bir koalisyon yapması daha doğrudur. Yani milletin tercihlerini dikkate almak gerekiyor. Bu noktada Sayın Genel Başkanımız hep şunu ifade etti. Önce dedi ki, buyurun yapın. Yani HDP, AKP, gerekirse CHP de bu noktalara sıcak bakan bir parti. Buyurun yapın. Ha, hiçbirini yapamıyorsanız Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilkeleri var. Yani biz dün söylediklerimizi bugün tersini yapacak bir parti değiliz. Sayın Genel Başkanımızın bir yapısı vardır. Hayatı boyunca tutamayacağı sözü vermemiştir. Her sözü söylediği lafın da arkasında olan bir genel başkana sahibiz biz ilkesel açısından. Bu noktada da Sayın Genel Başkanımız önce ülkenin ve milletin olduğu konuda parti ve kişi menfaatlerini bir kenara bırakan anlayışa sahip. Bu çerçeve içerisinde vatandaş netice itibariyle dört partili bir meclis yapısını ortaya koydu. Mutlaka bu meclis yapısından bir hükümet
Çıkacaktır. Çıkması gerekiyor. Ama ha olmadı yine gideceğiniz yer milletin iradesine yeniden başvurulabilir. Ama önce diyor ki siz bir deneyin. Niye illaki Milliyetçi Hareket Partisi bu noktada tutumuyla, ilkeleriyle, prensipleriyle, söylemleriyle seçim öncesi de işte 24. dönemde parlamentoda görev alan bir milletvekiliyim tavırıyla, ifadesiyle istikrarlı, tutarlı, milletin menfaatlerinin yanında olan bir siyasi söylemde bulunmuştur ve bunların arkasında da durmuştur. Bu durumun arkasında hala durmaya devam ediyoruz. Yani dün söylediklerimizi bugün tersini yapmıyoruz. Evet. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi bunu yapıyor diye Milliyetçi Hareket Partisi yapacak diye bir kaide de yok. Yani onlar dün beraber yol yürüdüklerine işte ertesi gün hain diyorlar. Arkadaşım dediklerine hain diyorlar. Dostlarını galleş ilan ediyorlar. Yani bu tür şeyler var ama biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak ilkesel bir partisiniz. Biraz önce ifade ediyorum. 47 yıllık geleneğimize bakın hep ilkelerimiz ön plana çıkmıştır. İnançlarımız, davamız ön plana çıkmıştır. Ve önceliğimiz hep her zaman için vatan ve millet olmuştur. Ama bütün şartlara rağmen Sayın Genel Başkanımız onu da ifade ediyor. Bizim şartlarımız var. Millete verdiğimiz seçim meydanlarında sözlerimiz var ve genel değerlendirmelerimiz var. Efendim çok özür diliyorum. Bir meclise daha döneceğiz. Tekrar beraber olacağız. Buyurun. İçinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülkesinden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusun ve şerefim üzerine ant içeyim. Tülay Kaynarca. Bir yemin anına daha şahit olduk. Buyurun efendim devam yani edelim. Bunları şimdi denenmeden illaki Milliyetçi Hareket Partisi'ni her şeyin merkezine oturtturarak kamuoyunda bir algı oluşturup işte uzlaşmaya uzak, uzlaşmaz bir tavır içerisinde olduğu gibi ben bakıyorum şimdi bütün medyada ve bütün parti sözcülerinde bu yapı var. Ben bunda bir algı operasyonu olduğunu düşünüyorum. Daha hükümet kurma çalışmaları başlamadı. Sayın Cumhurbaşkanı hükümeti kurmakla ilgili görevlendirmesini yapıp temaslar başlamadan Milliyetçi Hareket Partisi'ni bu işin merkezine alıp çeşitli cenahlarda yani tüm kesimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'ni sanki uzlaşmaz bir yapı içerisine sokarak millet nezdinde yıpratmaya çalışan bilinçli bir algı olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda hiçbir temas olmadan neye göre hareket ediyorsunuz? Yani birileri gelip size veya Sayın Genel Başkanımıza ziyaret edip de koalisyonla ilgili bir teklifte bulunup burada şartlarınızı ortaya koymuş musun? Bunların hiçbirisi olmamış. Daha bu süreç başlamamış. Temaslar başlamadan Türkiye'de medya veya bir takım güçler kendiliğinden bir hükümet oluşturmaya çalışıyor. İşte önümüzdeki hafta meclis başkanlığı seçiminden sonra görevlendirme yapacağını söyledi. Burada da net ifade ediyoruz. Bizim belli hedef şeylerimiz var, çizgilerimiz var. Bunu aşılmaz çizgiler falan olarak değerlendirmek veya uzlaşmaz bir yapı olarak değerlendirmemek lazım. Bu bizim varoluşumuz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin varoluşu 47 yıllık tarihine baktığınızda bugüne kadar yaptığı mücadelelerin ortaya koyuyor. Bunlardan asla taviz vermesi mümkün değil. Efendim söylediğiniz şey çok önemli. Şu anda tüm medyada aşağı yukarı yani AKP ile MHP'nin anlaştığı, bakanlıkların bölündüğü, hatta bazı bakanlıkların ikiye bölünüp bir kısmının AKP'ye bir kısmının MHP'ye aktarılacağı, bu tür pazarlıkların tamamlandığı ifade ediliyor. Siz bunu bir algı operasyonu olarak kesinlikle mı görüyorsunuz? Kesinlikle. Bakın şimdi bizim partimizin genel başkanı vardır. İlkeli duruşuyla ve partimizin karar mercileri vardır. İşte genel başkanlığı, merkez yürütme kurulu dediğimiz bütün yetkili organlarımız şu ifadeyi belirtiyorlar. Bunları çok açık bir şekilde de nefir. Resmi veya gayri resmi koalisyon görüşmeleriyle ilgili bizim en ufak bir temasımız yok demesine rağmen bütün yetkili organlarımız ama bütün yazılı ve görsel basında bakıyorsunuz. Hükümetler kuruluyor, görüşmeler yapılıyor. İşte bizim kırmızı çizgilerimiz ortaya konuyor. Yani bir temas yok ortada. Şu ana kadar bir temasın olmadığı yerde bu yorumlar, köşe yazarlarının yorumları, televizyonlarda bunlar. Buradan insanın aklına şu geliyor. Yani Milliyetçi Hareket Partisi sanki koalisyonu kurmakla milletimiz bizi görevlendirmiş gibi koalisyonun kurulmamasının sorumluluğunu bize yükleyebilecek şekilde bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi böyle bir şey yok. Biz Sayın Genel Başkanımız her zaman ifade ediyor. Yani bunun geçmişte örnekleri de vardır. Bakın çok açık bir net ifade ediyorum. Ülkenin ve milletin menfaatlerinin olduğu yerde
parti menfaatlerini bir kenara bırakan bir yapıdan geliyoruz. Bunun yıllardır örnekleri var. Yani. Cumhurbaşkanı da tweet attı önceki gün biliyorsunuz gece. İsim vermedi ama Sayın Bahçeli'yi eleştirdi. Yani artık uzlaşmacı bir tavır alması gerektiği doğrultusunda. Efendim şimdi uzlaşmadan anladığınız... Yani olaya, sanki her şey tıkanmış olaya, da MHP evet, yüzünden. Yani işte onu diyorum bakın oradan Cumhurbaşkanı da devreye giriyor. Biz her zaman için bak Cumhurbaşkanı'na ilgili net ifade ediyoruz. Bunu seçimden önce de hatta ben Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili hak ihlalinden dolayı Anayasa Mahkemesi'ne giden bir milletvekiliyim. Niye gidiyorum? Sayın Cumhurbaşkanı cumhurun başıdır, milletin başıdır. Millet cumhurun başı olarak bütün partilere eşit mesafede olacağını ve tarafsız olacağını anayasa gereği namusu ve şerefi üzerine yemin ettiği bir makamdır orası. Ama o makamdaki Cumhurbaşkanı anayasal çerçeveyi aşarak, anayasal sınırları aşarak bir partinin genel başkanı gibi bir partinin lehine 2 ay boyunca seçim kampanyası yürütmüştür. Bizim bakış açımız budur. Devleti bugün Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiyor olabilir. Cumhurbaşkanlığı makamında Recep Tayyip Erdoğan oturuyor olabilir. Yarın değişir ama devleti yıpratırsanız, devletin kurumlarını çökertirseniz, devleti çökertirsiniz. Biz bunu ifade ediyoruz. Devletin kurumları çökertilmez. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bakış açımızda odur. Herkesin anayasal çerçeve içerisinde görev ve yetki tanımına bağlı kalması gerekiyor. Bugün bu ülkenin Cumhurbaşkanı anayasa sınırları aşarak, kanunları çiğneyerek ben yaptım oldu mantığıyla hareket ederse bu ülke hassas bir coğrafyada yaşıyoruz. Bir kaosa ve kargaşaya gideriz. Bizim bunun yürütülebilir olduğu ve sürdürülebilir olduğu noktasında ciddi endişelerimiz var. Yani mümkün değil bunun sürdürülebilir olması. Yani siz evet. Anayasayı çiğneyen bir cumhurbaşkanı, anayasa sınırları zorlayan bir cumhurbaşkanını Türkiye nereye kadar taşıyacak? Yasama, yürütme, yargı erklerinin birbirinin içerisine girdiği ve bu yetkileri bu birimler adına bir kişinin kullandığı bir yapının ne kadar sürdürülebilir bir tarafı var. Bu devleti bir kaos ve karmaşaya götürür. Sayın Genel Başkanımızın ifadesi de bu konuda çok nettir. Herkes anayasal sınırları içerisinde görevine bakmalı. Onları aştığı zaman bu ülkede hükümet kursanız da bir şey ifade etmiyor o zaman. Yani bugün hükümetin yerini Cumhurbaşkanı alırsa, hükümetin görevlerini Cumhurbaşkanı kullanırsa, yargının yetkilerini Cumhurbaşkanı kullanırsa, devletin kurumlarının yetkisini Cumhurbaşkanı kullanırsa o zaman yaptığınız koalisyon görüşmesinin veya hükümet olmanın ne manası var? Yani orada Sayın Genel Başkanımızın söylediği çok net ifadeler var. Eğer önce görüştürür, birbirine yakın olan partilerin koalisyon nedir? Koalisyon iki partinin veya üç partinin veya dört partinin neyse Avrupa'da birçok örneği vardır. Evet. Bir araya gelerek belli konularda uzlaşı sağlaması ama burada önemli çıkan konu şudur. Birbirine yakın partiler öncelikle bu yapıyı ortaya korular. Bizim Sayın Genel Başkanımızın da ifadesi net. HDP ile AKP bu konuda birbirine çok yakın bir politika izliyorlar. Gördük yani 7 yıldır beraber yürüyorlar. Beraber yol yürüdüğünüz HDP ile bir koalisyon kurmayı deneyebilirsiniz. Bu konuda sizle beraber daha olumlu bakan Cumhuriyet Halk Partisi var. Bunlarla deneyebilirsiniz. Ha bunlarla kuramadınız mı? Biz bu ülkeyi hükümetsiz bırakmayız bu meclis çatısı altında. Ama bununla ilgili de şunu diyorum. Bir siyasi partinin de kendi yönetim organlarında karar vermesi lazım. Yani yukarıdan dayatmalı veya Sayın Cumhurbaşkanı'nın anayasa sınırları aşarak dayattığı bir yapıyı doğru bulmuyoruz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı anayasa sınırları çekilsin ve ondan kaynaklanan bir takım sıkıntıları ortaya koyuyoruz. Burada olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi şu çözüm süreci dediklerini biz yıllardır ilk andan itibaren söylüyoruz. Bir çözülme sürecidir. Evet, ve bugün haklı olduğumuz da ortaya çıktı. Bakın Ahmet Bey net bugün bu ülkenin belli bir bölümü PKK terör örgütüne teslim edildi. İşte bu yerel seçimlerde de bunun tescilli noktasına gidildi. Ve son 2 ayda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüleri ve Cumhurbaşkanı'nın söylemlerine de bakın sanki 7 yıldır PKK ile HDP ile Kandil ile bu süreci kendileri yönetmiyormuş gibi sırf uyuruna bir noktaya getirdiler ama ülke kaybediyor, milletimiz kaybediyor. Bizim sıkıntımız bu. Bu konuda da duruşumuz net. Kuruluş amacımız da bu var. Yani biz samimiyeti ortaya koyuyoruz. Bunları sağladığımız zaman her türlü olur diyorsunuz. Şeye de açız, bunu ifade ettik ama bunun evet. Dışındakileri zorlamanın bir manası yok. Yani HDP'li olmayız diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi her gün başka şeylerle artık buna gerek yok. Yani biz peki. Netice itibariyle bir hükümetten bahsediyoruz. Biz hükümet
kurulmasından bahsediyoruz. Yani yanlış değerlendirilmesin ama yani oyun oynanmıyor Ahmet Bey veya kimse de evet. Çocuk değil. Herkesin ilkeleri var. Yani Milliyetçi Hareket Partisi gibi ilkeleri, inançları ve davası olan bir partiyi farklı şekilde değerlendirmek veya farklı yere yönlendirmek doğru değil. Ama net şunu ifade ediyorum. Bakın yetkili organlarımızın da açıkladığı gibi resmi veya gayri resmi herhangi bir temasın olmadığı yerde her gün bu koalisyon görüşmelerinin odağına Milliyetçi Hareket Partisi'ni oturtturarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin millet nezdindeki yükselişini önlemek adına bir algı operasyonu var. Bunu da üzülerek izlediğimizi ifade etmek istiyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum. Siz yemininizi ettiniz. Evet. Arkadaşlarınızı bekliyoruz tabii, şu anda. İyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Tüm izleyicilerimize de hayırlı Ramazanlar ve hayırlı iftarlar diliyorum. Çok sağ olun efendim. Milliyetçi Hareket Partisi Adana Milletvekili Sayın Seyfettin Yılmaz'la özellikle koalisyon tartışmalarını değerlendirdik. Söz tekrar İstanbul'da. Diyanet İşleri